Merhabalar. Bugün sizlerle kalp cerrahisinde kullanılan iki farklı pompa türü olan roller ve centrifugal pompanın çalışma prensiplerini ve farklılıklarını inceleyelim. İşin biraz teorisinden bahsedelim. Roller pompa nedir? Roller pompa nasıl çalışır? Oklüzyon tekniği, avantaj ve dezavantajları. Centrifugal pompa nasıl çalışır? Avantaj ve dezavantajları şeklinde konuları ilerletebiliriz. Doktor Tayama ideal kan pompasının özelliklerini bizler için daha önce sıralamıştı. 500 mm civa basınca karşı 7 litre ve dakikaya kadar pompalama kapasitesine sahip olmalı. Kanın şekilli ve şekilsiz bileşenlerine zarar vermemeli. Pürüzsüz yüzeylere sahip olmalı. Durağan veya türbülans alanları içermemeli. Doğru ve tekrarlanabilir akış ölçümüne sahip olmalı. Motor arızası durumunda yedekli veya manuel çalışma moduna sahip olmalıdır. Roller pompalar birbirlerine 180 derece açı oluşturan silindirlerin hatların üzerlerine sırayla basınç oluşturacak şekilde dönmesi ve böylelikle hat içinde kana ilme kazandırması mantığı ile çalıştırılmaktadır. Birazdan değineceğim santrifüj pompalar gibi kanla temasları yoktur. Pompanın akış miktarı silindirin dönüş hızına ve içinde yer alan tüp setin çapına bağlıdır. Oklüzyon roller başlıklarda kompresyonu gösteren önemli bir özelliktir gereğinden fazla sıkı oklüzyon kanın hemolize uğramasına ve tüp setinin fazla ezilmesine neden olur. Yetersiz oklüzyon ise kanın geri kaçışına ve istenen akışın yetersizliğine sebep olur. Oklüzyon bunun için iki farklı metot kullanılır. Basınç ve su metodu. Basınç yönteminde hat basıncını izlemek için entegre transdüser ya da manometre olmalıdır. Tüp seti roller pompaya yerleştirin. Daha sonra primelayın ve tam aglüzyon olana kadar sıkın. Bir sonraki aşamada çıkışı hattını klempleyin. Pompa başını klinik prosedürünüzde belirlediğiniz basınç sınırının hemen üzerinde olacak şekilde döndürün. Basınç 1 dakikada 100 mm civaya düşene kadar oklüzyonu yavaşça çekin. Geri doğru çekin. Basınç metodu ile ilgili daha önce yayınlamış olduğum akış ve oklüzyon videosunu izleyebilirsiniz. Daha sonra su videosu, su yöntemi sistemi var. Su yöntemi ise uygun tüp seti roller pompaya yerleştirin, primelayın, daha sonra pompayı tam oklüzyon olana kadar sıkın. Bir sonraki aşamada pompanın çıkış ucunu yaklaşık 7 70 santim yukarı doğru kaldırın. Dakikada yaklaşık 1 santim geri kaçış olacak şekilde oklüzyonu gevşetin. Pompaların oklüzyon ve akış ayarlarını kullandığınız kalpak çağı makinesinin kullanım kitapçığında detaylıca bahsetmektedir. Roller pompanın avantajlarından biraz bahsedelim. Ucuz olması, düşük prime hacmine sahip olması, kolay prime edilebilmesi, art yüke bağlı olmayışı, flow ihtiyacının olmayışı ve geri kaçışın olmayışı en büyük avantajlarıdır. Dezavantajları ise herhangi bir dirence karşı çalışabilmesi, masif havayı pompalıyor, pompalayabiliyor oluşu, silindirlerin hatta temas ettiği yüzeyde mikro parçalanmalar oluşturması, kavitasyonun yüksek olması, aşırı oklüzyona bağlı hemorizin gelişebilmesi. Şimdi de santrifugal başlığın nasıl çalıştığından bahsedelim. Santrifugal pompalar santrifüj yani merkezkaç kaç kuvvet prensibiyle çalışır. Bu pompalar hızlı dönen konsantrik koni şeklinde bir çark içerir. Böylece kan hızla çevrilerek pompanın çıkışına doğru ilerletilir. Tek kullanımlık olan sensor başlık manyetik kontrol sürücüsü aracılığıyla kontrol ünitesine bağlanmalıdır. Pompanın avantajlarından bahsedelim. Herhangi bir direnç karşısında akım durur. non oklisif kavitasyon yok ve daha az hemoliz içerir. Dezavantajları ise pahalı olması, yüksek prime hacmine sahip olması, kullanımı daha zor oluşu, geri kaçış oluşu, flow metreye kullanım ihtiyacı, tek kullanımlık oluşu ve ısı üretimine bağlı trombüs oluşumu olarak sıralayabiliriz. Hadi gelin sizlerle öğrendiklerimizi video eşliğinde pratik uygulamasını yapalım. İlk olarak her iki pompanın seviye farkından kaynaklı çalışma prensiplerini sizlere göstermek istiyorum. Düzenleğimizde roller pompa ve santrifüj pompa bulunmaktadır. Bununla birlikte roller ve centrifugal pompanın giriş hatları su dolu hazneye bağlı ve her iki pompanın çıkış hatları bir Y konnektörü ile birleştirilip daha yüksek bir konumda bulunan rezervuara bağlı. Tüm hatlar suyla dolu ve pompa çıkışları klempli. Burada önemli bir detay var. İçi sıvı dolu kovamız rezervuarı temsil etmektedir. Görmüş olduğunuz rezervuar da hastayı temsil etmektedir. Öncelikli olarak roller pompa ile başlayalım. Roller pompa çıkışındaki klembimizi kaldırıyoruz. Pompamız hazır halde beklerken oklüzif özelliğimiz nedeniyle hastadan rezervuara doğru geri kaçış gözlemlemiyoruz. Şimdi pompamızı çalıştırıyorum. Roller pompanın oklizif özelliğinden dolayı RPM'den bağımsız olarak geri kaçış olmadan hastaya verdiğimiz akışı gözlemliyoruz. Daha sonra roller pompanın girişindeki kovayı ve çıkışındaki rezervuarın pozisyonunu değiştirelim ve buna bağlı değişimleri gözlemleyelim. Sırada sentrifugal pompamız için aynı deneyi gözlemleyelim. Pompamız çalışmaya hazır halde beklerken çıkışındaki klembi aldığımızda rezervardan kovaya doğru geri kaçışı gözlemliyoruz. Şimdi pompayı Geri kaçışın durduğu bir noktaya gelene kadar RPM'i arttırıyorum. Bu durumu zero flow olarak adlandırıyoruz. Gelişen bu durum sentrifügal pompanın non-occlusive olmasından kaynaklanmaktadır. Şimdi de aynı deneyi sentrifügal pompa için yapalım. Pompamız zero flow olarak ayarlıyken kovamızın seviyesini yükseltelim. Aradaki seviye farkı kapandıkça RPM'de herhangi bir değişiklik yapmadan RPM'de artışın olduğunu gözlemliyoruz. Bu işlemi şimdi de hasta seviyesini aşağıya indirerek yapalım. Seviye farkının azalmasından dolayı aynı sonucu elde ettiğimizi görebiliriz. Bu her iki durumda da gözlemlediğimiz gibi sentifugal pompa hem ön hem de art yüke bağlı olarak çalıştığını görmüş olduk. Bundan dolayı ekmo transportu sırasında Pompanın hastanın kalp hizasına yakın olmasına dikkat etmemiz gerekir. Şimdi gelin hep beraber her iki pompa arasındaki basınç değişiklikleri ve sistem içerisinde hava aspirasyonu durumlarında ulaşabilecek pompa komplikasyonlarını inceleyelim. İlk olarak roller pompamızı çalıştırıyoruz. Giriş kısmını kova'daki sıvı içerisinden çıkarıp hava aspirasyonuyla beraber pompamızın aynı şekilde çalışmaya devam ettiğini ve sisteme dahil olan havanın hastaya geçişini gözlemliyoruz. Hattımızı tekrardan sıvı dolu kovanın içine aldığımızda sistem içerisindeki hava ile beraber pompa akışının devam ettiğini gözlemliyoruz. Aynı işlemi sentrifüj pompa üzerinde tekrarladığımızda giriş kısmını çıkarıp sistem içerisine hava aspirasyonu sırasında pompa akışının durduğunu ve hastaya akışın devam etmediğini görüyoruz. Tekrardan sıvı dolu kova içine, içine hattımızı aldığımızda sistem içindeki hava nedeniyle sentrifüj pompadan hastaya herhangi bir akış olmadığını görmekteyiz. Peki bu centrifugal pompayı tekrar nasıl doldurabiliriz? Pompayı ya giriş tarafından ya da çıkış tarafından aktif olarak sıvıyla doldurmamız gerekir. Bu durumda RPM'i düşürüp rezervardan pompaya geri akış sağlayarak tüm havayı ekartı edip sıvıyla doldurabiliriz. Pompayı yeniden başlattığımızda pompa sıvıyı yukarı doğru rezervara tekrar pompalayabilir. Çıkarım. Bu gözlemlerimiz pratik uygulamamızda hava aspirasyonu sonrasında roller pompanın çalışması ve ileri akışın devam ettiğini, sentifüel pompanın ise çalışmaya devam etmesine rağmen ileri akışın devam etmediğini görmekteyiz. Bu nedenle özellikle roller pompa kullanımı esnasında seviye sensörü kullanımının önemini daha iyi kavramaktayız. Şimdi de seviye sensörünün sistemimizde nasıl çalıştığını gözlemleyelim. Rezervuardaki sıvı seviyesi azaldığında sensör belirlenen seviyenin altına düşmesini engelleyip pompayı durduruyor ve olası hava aspirasyonu buna bağlı masif ve embolisini engellemiş oluyor. Şimdi ise hep beraber her iki pompanın direnç karşısında gösterdiği tepkileri inceleyelim. İlk olarak roller pompamız çalışırken giriş hattını klempliyorum. Bu durum karşısında hattın kollaps olduğunu ve ileri yönlü akışın durduğunu gözlemliyoruz. Daha sonra giriş hattındaki klembi kaldırıp klembimizi hattın çıkışına koyuyorum. Hatta oluşan yüksek basınç nedeniyle hat koneksiyon kısmından ayrıldığını görüyoruz. Aynı deneyi hattımıza entegre olan basınç sensörü kullanarak yapalım. Gördüğümüz gibi klinik prosedürümüzde belirlediğimiz maksimum basınç sınırını aştığı için pompa kendini otomatik durdurmuş, olası bir komplikasyonu önlemiş oldu. Aynı işlemi sentrifugal pompa ile tekrarlayalım. Hattın girişini klemplediğimizde pompanın çalışmaya devam ettiğini ama akışın durduğunu görüyoruz. Ardından klembimizi hattın çıkışına koyuyorum. Burada ise roller pompadan farklı olarak hatta herhangi bir yüksek basınç oluşmadığını sadece akışın durduğunu gözlemliyoruz. Bu gözlemlerimiz Pratik uygulamamızda özellikle roller pompada basınç sensörlerini sistemimize entegre bir şekilde kullanmamızın önemini kavramaktayız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.